Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün konumuz çağdaş eğitim. Konuklarımız eğitim reformu girişimi direktörü, yöneticisi Sayın Batuhan Aydögül. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Burada efendim hepinizin yine yakından tanıdığı Profesör Doktor Ayşen Coşkun hocamız, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği'nden, aynı zamanda da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ve Orhan Yıldırım öğretmen Eğitim İş Sendikamızın Genel Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Efendim, bugün yine Türkiye'nin en önemli konularından biriyle hep birlikteyiz. Bizim ekranımızda bu mecliste kavga yok. Her konuda anlaşamayabiliriz ama her tartışmamızın amacı Türkiye'yi daha ileriye götürmek. Dolayısıyla buradan çok değerli fikirler çıkacağına ben eminim. Ve bu fikirlerle Türkiye'nin de gelişmesine katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Şimdi sorunumuz TEOG'un getirilmesi veya bir anda sanki gözümüzden bir perde kalkmış gibi TEOG'un ansızın kaldırılmasının çok ötesinde. Hatta Milli Eğitim Bakanı'nın bile bir taksi durağında sanki o an öğrenmiş gibi evet TEOG'u kaldırdık zaten çok kötüydü demesi, ama 3-5 gün önce de TEOG'un nimetlerinden bahsederken bir anda TEOG zaten çok kötüydü biz kaldırdık demesinin de çok ötesinde bir sıkıntı. Bunların hepsi sıkıntı ama daha ötesinde bir sıkıntı. Biraz sonra gireceğiz bu sıkıntıya. Çözüm ise, Batuhan Hocam çok güzel her yerde söylüyor. Tamam. Bilinçsizce oraya buraya para saçmak herhalde değil. 10, 20, 50, 100 seneyi planlayan, geleceğe yatırım yapan partiler üstü bir milli eğitim siyasetini hep birlikte yazmak zorundayız. Burada bir daha vurgulamak istiyorum. Partiler üstü bir milli eğitim siyaseti. Çünkü çocuklarımız her siyasi görüşten, her siyasi partiden çok daha değerli. En fazla 5 yıl sonra, çok değil, 5 yıl sonra. Bir örnek üstünden gideceğim. Pilleri dakikalar içinde dolan, bir seferde bir bataryayla 1000 kilometreye yakın mesafe kat edebilen, her tekerleğinde ayrı elektrik motoru bulunan ve isteğe göre bazen önden çekiş, bazen arkadan çekiş, bazen de 4 çeker olabilen, doğayı kirletmeyen, cebinizi hiç yakmayan otomobilleri gördüğümüzde hiç şaşırmayacağız. Tam aksine mazotlu ya da benzinli otomobil gördüğümüzde aa diyeceğiz. En fazla 10 yıl sonra bilgisayarlar tarafından kullanılan, trafik ve yol durumunu uydudan alan, yolla, etrafındaki araçlarla, trafik işaretleriyle haberleşen, kendi kendine hızlanan, kendi kendine yavaşlayan, kendi kendine park eden, sürücüsüz araçları, taşıtları görmek mutat olacak. Hatta bir kamyonda ya da bir takside sürücü gördüğümüzde aa diyeceğiz. Klasik otomobil fabrikaları ya da malum bu otosanayileri, otomobil servisleri büyük ölçüde tarihe karışacak. Çünkü 3 boyutlu yazıcılarla,
üretim yapılmaya başlanacak. Aracı oluşturan parçaların çok büyük çoğunluğu elektronik olduğu için aracımı servise götürüyorum cümlesi yerine aracımın programını güncelliyorum diyeceksiniz. Ve eğer parça değişmesi gerekiyorsa bu da insansız hava araçlarıyla belki de evinize gelecek ve kendiniz değiştireceksiniz. İşte dünya 5 sene sonra, 10 sene sonra bu noktada olacak. Yani bir fantaziden, bir bilim kurgudan, bir filmden söz etmiyorum. Dünyanın geldiği nokta bu. Bir devrimin içindeyiz. Peki biz bu devrimin neresindeyiz? Çocuklarımız acaba insansız hava aracı bilgisayar programları yazabiliyor mu? Sürücüsüz araç üretebiliyor muyuz? Bunların bilgisayar programlarını yazabiliyor muyuz? Üç boyutlu yazıcı imal edecek donanımda mıyız? Genetik mühendisliğini yeni evrelere taşıyacak hazırlığımız var mı? Değerli dostlar, çok değil. 15 sene içerisinde bildiğimiz, başka kişi için bildiğimiz pek çok meslek tarihe karışacak. Tarlalar, şimdi bunu anlatırken tabii belki sayın seyirciler bir masal ya da bir böyle fütüristik hikayeler dinliyor gibi belki düşünüyorlar. Bunlar olmaya başladı. Dünyanın aslında geldiği noktayı ben konuşuyorum. Tarlalar uydudan gözlenip uydudan sürülecek. Başka kişiye çıkayım mı abi? Fabrikalarda robot işçiler çalışacak. Pek çok fabrikada yerini üç boyutlu yazıcılara terk edecek. Sanayi 5.0. Sanayi 5.0. Bunun bir de 4.0'ı var. Dünya 4.0'da. Biz 2.0'dan 3.0'a daha gelmedik. Sanayi 5.0'ı konuşuyor gelişmiş ülkeler. 4.0'ı yaşıyor. Bakın, Avrupa'nın belli başlı ülkeleri şu anda kaç sene içerisinde, ki 3 seneyle 5 sene konuşuluyor, fosil yakıtlı araçları yasaklamayı düşünüyor. Artık Avrupa'nın pek çok şehrinde benzinli, dizelli araç yasaklanacak. Şimdi bile yanınızdan şoförsüz araç geçtiğinde bakıyorsunuz. Yani şoförsüz araçlar şu anda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde test sürüşünde. Biz bu gelişmenin neresindeyiz? Her seçim döneminde benim çok dikkatimi çekiyor. Yerli otomobil üretiyoruz. Merak etmeyin, üretiriz. Çünkü artık üretmeyi büyük bir umutla beklediğimiz o meşhur yerli otomobil dünyada üretilmeyecek. Çünkü fosil yakıtlı ve sürücülü. Fosil yakıtlı ve sürücülü otomobilin devri biterken bizim o otomobili üretmeyi hayal etmemiz bile yanlış. Biz ne yapıyoruz? Biz mutlak bir keyfilikle T-okları koyuyoruz. Sonra T-okları ansızın kaldırıyoruz. Gözümüzden sanki bir perde kalktı. Aa, bugün TEOG'u kaldıralım diyoruz. Taksi durağında TEOG'u kaldırdığımızı yeni duyduğumuz için ilan ediyoruz. Milli Eğitim Şuralarında aslında ne konuşmamız lazım? Fen bilimlerinde, matematikte, yaratıcılıkta çocuklarımızı nasıl geliştirebiliriz diye tartışmamız lazım. Ama bizim konuştuğumuz o değil. Onları daha nasıl itaatkar, daha nasıl bağımlı kılarız? Bunun kavgasını veriyoruz. Üstelik bunu kutsal dini değerler adına yapıyoruz maalesef. Ve bu kutsal dini değerleri de sığ siyasete alet ediyoruz.
İslamiyet'in ilk emrinin oku olduğunu unutarak, Hazreti Peygamber'in ilim Çin'de de olsa gidin oradan alın dediğini görmezden gelerek ve bilimsel bilgiyle doğayı kavrayanın yaratılış mucizesini aslında kavrayacağını da hiç düşünmeden. Daha itaatkar, daha ezberci, düşünmeyen ve yaratmayan. Bakın Dünya Ekonomik Forumu'nun sonuç bildirgelerinden birinde açıklandığı üzere 2020 dünya ekonomisinde insanların en çok ihtiyaç duyacağı ilk üç beceri. Sorun çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık. Şimdi gelin bakalım neredeyiz burada? OECD'nin Türkiye'de 15 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptığı eleştirel düşünce ve yaratıcılık testine göre bu becerilere, yani 2020'de dünya ekonomisinde zorunlu görülen bu becerilere sahip gençlerimizin oranı %2.2. OECD ortalaması %12. Yani biz yakınında bile değiliz ortalamanın. Samsung'ları üreten Güney Kore'de ise %28. Yani bizdekinin tam 15 katı eleştirel düşünce ve yaratıcılık yeteneğine sahip genç insan var Kore'de, Güney Kore'de. Yaratıcılık için hayal kurmak lazım. Çocuk gibi hayal kurmak denir ya. Intel ve Bright Future'ın yaptığı araştırmaya göre çocuklarımızın yarısı hayal kurmuyor. Hayal kurmayı bırakmış. Çocuklarımızın yarıya yakını gelecekten de karamsar. Çok. Bu çok üzücü. Ama hep söylediğimizi söyleyelim. Biz karamsar değiliz. Biz umutsuz değiliz. Bu tabloyu düzelteceğiz. Yetişkinlerin sadece %14'ü hayal kuruyor. Şimdi hayal kurmak, biz hayalci miyiz? Ya bakın, hayal kurmak zorundayız. Çünkü Türk Hava Yolları'nın 15 katı piyasa değerine sahip olan taşıt çağırma servisi Uber bir küçük hayalle başladı. Neden olmasın diye bir küçük hayal. Sosyal medya şirketi Facebook, Twitter hepsi bir hayalle başladı. Hayal kurmayan girişim yapamaz. Şimdi PISA 2015 yılından çarpıcı bir sonuç. Matematik, fen ve kendi dilinde okuduğunu anlamak becerilerini ölçen PISA'da 70 ülkede Türkiye fende 52, matematikte 49, kendi dilinde okuduğunu anlamada 50. sırada. En son yapılan PISA üst seviye fen bilgisi testinde de başarı oranımız ne kadar biliyor musunuz? %0. Sıfır. Üst seviye fen bilgisi testinde başarımız %0. Şimdi Türkiye son 10 yıldır kişi başı $10,000 milli gelir seviyesinde. Bunu belki duymuşsunuzdur. Ben ne demek olduğunu duya duya merak ettim. Ekonomistler orta gelir tuzağı diyorlar. Ya bir tuzağa düştük demek bu. Hayır, orta gelirden kurtulamamak anlamına geliyor. Bu kapandan kurtulmanın yegane yolu şu. Çocuklarımıza bilimsel beceri kazandırmak, teknolojik beceri kazandırmak, mühendislik becerisi kazandırmak, matematik becerisi kazandırmak. Bir hukukçu olarak da söylüyorum. Bu özelliklere sahip olmayan, örneğin matematik becerisi olmayanın hukukçu olması mümkün değil. Hukuk ezbercisi olabilir ama sebep-sonuç ilişkilerini kurabilen, mantıksal dizileri ortaya koyabilen, okuduğunu anlayan birisi olamaz. Sadece kanunu ezberden okur. Geleceğe yatırım yapmak zorundayız, doğru. Yollar, köprüler, tüneller, dünyanın en büyük havalimanı. Yetmedi, biraz daha büyüyor. Hepsi güzel. Ama bunların imalatında kullanılan ileri teknolojiyi üretmeyen sadece krediyle bu inşaatları yapar, sadece borçlanır. Ama ileri teknolojiyi üreten bu inşaatları da yapar, başka ülkelere de bu teknolojiyi satar. Şimdi işin doğrusu şu, biz ileri teknoloji üretmezsek
Bırakınız orta gelir tuzağından kurtulmayı, fakir ülke olacağız. Daha çarpıcı söyleyeyim, çocuklarımızı bilimsel yöntemle ve bilimsel bilgiyle yetiştiremezsek, gelişmiş ülkelerin ayak işlerini yaparız ve bizi istediklerinde paramparça edebilecekleri bir sömürge durumuna düşeriz. Dostlarım, büyük laflar ederek büyük olunmuyor. Büyük işler yapmamız lazım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni gerçekleştirdiği mucizevi eğitim devrimi gibi. Bitirirken şunu söyleyeceğim. Bitirirken bu bir giriş oldu ama dikkat ederseniz ben konuşmacılar arasında oturuyorum ve her ne kadar çevirmesem de ne kadar süreceğini bildiğim için kendi konuşma hakkımı kullanıyorum. Yani kızmayın diye söyledim. Sonra hiç müdahale etmeyeceğim. Bizim uluslararası nitelikte olan, gurur duyduğumuz bir bilim insanımız var. Kum saatini henüz başlatmadım. Kameramanlar kum saatinin açısı tersi de ben ezbere biliyorum kaç dakika konuşacağımı ondan. Şimdi konuklarıma geçince ulaşacağım. Bizim uluslararası... Sen söyle bakayım neyi görüyorsun, ben onu düzelteyim. Çünkü sen oradan karıştıkça ben aklım oraya gidiyor. Böyle çevireyim sana. Yakın zamanda kameramanlar da kalmayacak. Tarihe karışacak mesleklerden birisi. Ben size kameraman arkadaşlara söyleyeyim. Kameramanlık mesleği olacak. Çünkü robot kameralar artık tüm kameramanların yerini alacak. Dolayısıyla son 5 yılı kameramanları maalesef. Şimdi bakınız. Uluslararası nitelikte gurur duyduğumuz bir bilim insanımız var. Daron Acemoğlu. Daron Acemoğlu James Robinson'la birlikte çok önemli bir kitap aldı. Milletlerin Düşüşü. Milletlerin Düşüşü. Bizim bu programı Türkiye Barolar Birliği çatısı altında yapmamızın sebebi de bu kitabın bize gösterdiği bir pencere. Daron Acemoğlu kitabın ana fikrinde şunu söylüyor. Yaratıcılığı teşvik etmeyen, yetenekliyle yeteneksizi birbirine eşit gören, hatta yeteneksiz bile olsa, yani bir göreve layık olmasa da çevresiyle, arkasıyla, ne bileyim ilişkileriyle, yeteneksiz olmasına rağmen yeteneklinin önüne geçebilenlere izin veren düzenleri, milletleri çöküyor. Kaçınılmaz olarak çöküyor. Ama maddi durumu ne olursa olsun her çocuğa fırsat eşitliği tanıyan, imkanlarını bir avuç yöneticinin seçkin çevresine değil de herkese açan, yöneticiye sadakat yerine göreve layık olma esasını benimseyen devlet ve toplum düzenlerinde milletler yükseliyor. Sanatı yasaklıyorsa düzen, yaratıcılık olmuyor. Eleştiri suçla karışmış, her eleştirene vatan haini damgası vuruluyorsa, ezber teşvik ediliyorsa, layık olan layık olduğu göreve bir türlü gelemiyorsa, beceri görmezden geliniyorsa, lidere sadakat geçerli tek ölçüyse bu devletlerin milletleri çöküşe geçiyor. Kısacası, özetin özeti, bu programı neden bu çatı altında yapıyoruz? Yargısı bağımsız, yargısı tarafsız, yargısı güvenilir olan. Dolayısıyla düşünme, ifade etme, yaratma özgürlüğü güvence altına alınmış olan toplumların bireyleri kendini geliştirebiliyor. O bireyler sebep sonuç ilişkilerini kurabiliyor. Ve öyle bir millette evlatlarının bilim,
teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Şu halde değerli izleyenler, çıkış yolumuz aslında hiç de zor değil. Bildiğimiz bir yol, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine yeniden sahip çıkmak. Akılcı, bilimci, gerçekçi yol. Yani hangi yol? Atatürk yolu. Evet. Şimdi kum saatini çeviriyorum. Bu arada 3 dakikanızın gittiğini biliyorum. Batuhan Bey, sizden ricam şu başlarken. 2017 yılı itibariyle Türkiye'de eğitimin bir böyle genel fotoğrafını, kuş bakışı fotoğrafını bize çekerseniz, ondan sonra da Orhan Hocam'a geçeriz. Orhan Hocam'a da biraz daha böyle somut soru sorarız. Şu müfredat nedir? TEOG niye kondu, niye kaldırıldı? Onlara gireriz. Oradan da Ayşen Hocam'a geliriz. Ayşen Hocam, bütün bu koy, kaldır, değiştir, bütün bunlar bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor? Çocukları ne hale getiriyor? Çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek için zihinsel olarak neye dikkat etmeliyiz? Buna geçeriz. Batuhan Hocam, şu fotoğrafı bir çekelim mi? Evet, buyurun. Evet. Çok değerli Metin Bey, teşekkür ederim öncelikle. Barolar Birliği çatısı altında eğitim meclisini toplamış olmanız ve bu konuyu da bahsettiğiniz çerçevede alacak olmamız çok kıymetli. Sağ olun efendim. Hiç kuşkusuz ki Türkiye'de bugün yurttaşların sığınabilecekleri, güvenebilecekleri, demokrasinin ve adaletin koruyucusu bir kurumun olması nezdinde hem başkanı olarak size ama hem de bu yolda çalışan bütün avukatlara bir vatandaş olarak şükranlarımı ileterek başlayacağım. Sağ olun efendim, sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi iyi bir nitelikli eğitim vermek için aslında belli başlı gereken bazı girdiler var. Buna vatandaşların ödediği vergilerden ciddi miktarda pay ayırması gerekiyor. Öğretmenlerimizin olması gerekiyor iyi her sınıfta. Fiziksel olarak çocuklarımızın okuyabileceği, tekli öğretim yapan, güvenli ortamlar sunan binalarımız olması gerekiyor. Ve okul ile aile arasından başlayan ve topluma yayılan bir güven ikliminin olması önemli. Şimdi bunların her biri temelinde Türkiye'ye nasıl bugün baktığımızda 2007 ile 2017'yi kıyasladığımızda ki eğitim izleme raporunda, eğitim reformunun girişiminin yayınladığı son rapor bu. 2016 fiyatını sabit aldığımızda iki katı para harcıyoruz. Yani 70 milyar TL. Bakın çok güzel, çok önemli bir nokta. Yani biz 2007-2017 kıyasladığımızda çok daha fazla para harcamışız. Evet. Para harcamışız, karşılığını almış mıyız? Soru bu. Zaten sizin girdiğinizdeki PISA sonuçları almadığımızı gösteriyor. Bu bütçemizin %13'üne denk geliyor. %13 zengin ülkelere baktığınız zaman OECD ya da Avrupa Birliği ülkelerine onlardan biraz daha fazla. Ama takdir ederseniz onların bütçesi bizden o kadar fazla ki az pay ayırarak hala bizden daha çok para harcıyorlar. Bizim akranımız olan, gelişmekte olan ülkelere göre ise daha az. Yani Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkelere aslında koyduğu çıta %20'dir. Onun için alabilecek yolumuz da var. Çok para harcamakla eğitim arasındaki ilişki ne kadar kuvvetlidir sorusunun cevabını da yine bize OECD'nin yaptığı PISA araştırması, bu 15 yaşındaki çocukların başarılarını değerlendiren araştırma cevap veriyor. 50 bin dolara kadar diyor. Yani 6 yaşından 15 yaşına kadar bir çocuğa toplamda 50 bin dolar harcıyorsanız diyor, bunun üstünde harcadığınız paranın etkisi azdır. Ama 50 bin doların altında harcıyorsanız diyor ki, PISA'nın verdiği örnekle Şili ile Türkiye. Türkiye 34 bin dolar harcar, Şili 42 bin dolar harcar. Şili'nin fen başarısı Türkiye'den yukarıdadır. Onun için evet, daha fazla para harcıyoruz ama daha da fazla harcamaya ihtiyacımız var. Ancak buradaki önemli kısım, daha akıllı, daha etkili para harcamaya ihtiyacımız var.
Yani o zaman özet, daha da fazla para harcamalıyız ama akıllı harcamalıyız. Evet, yani bugünkü rasyonelle para harcayacaksak harcamayalım daha iyi, onu söyleyebilirim. Yani bugün ziyan ediyoruz o parayı. Bugün ziyan ediyoruz. Şimdi ikinci girdiden bahsettiğim zaman öğretmenler. Türkiye'nin daha da çok öğretmeni var. Bu harcadığı paranın önemli bölümü tabii maaşlara gidiyor. Fakat baktığınız zaman gerek kamu maliyesini gerek öğretmenlerle ilgili durumda ortalamayla mutlu olmamamız gerekiyor. Yani Türkiye'de sınıf öğretmen başına düşen ortalama öğrencinin sayısının düşüyor olması tek başına bize bir şey söylemiyor. Çünkü adalet başına sosyali eklediğiniz zaman eşitlikten bize daha önemli bir çerçeve sunuyor. Örneğin Güneydoğu'da ülkenin gerisi arasında öğretmenin deneyimi, sınıfa giren öğretmenin deneyiminde çok önemli fark var. Hakkari'de sınıfa giren bir öğretmen 1,5 yıl deneyime sahip. Ankara'da 16 yıl. Türkiye'nin ortalaması 11 yıl. Yani Türkiye'de doğu illerimizde deneyimli öğretmen tutmakta çok zorlanıyoruz. Zaten atamalara baktığınız zaman ilk atamalarda önemli bir bölümü öğretmenlerin doğu illerine atanır. Bunlar genç öğretmenler özellikle. Ama ilk yer değiştirme geldiğinde işte mazeret olsun başka bir şey olsun. Bu öğretmenlerin ki ortalamada %50'dir batıya giderler. Bu hakim savcılarda da aynen böyledir. İlk oraya gönderilirler, ondan sonra iç kesimlere ya da işte büyük şehirlere gelirler. Adaletin de kalitesi düşer. Evet. Buna geliştirdiğimiz çözümler ise bireyi merkeze alan, öğretmenin niye doğuda kalmadığı sorusuna gerçek ve samimi bir cevap aramak yerine işte sözleşmeli öğretmenlik dediğimiz, hani öğretmeni 6 yıllık bir sözleşme ile okula kitlemeye giden artık, ne yazık ki öyle söyleyeceğim. Her ne kadar öğretmen bunu bilerek değilse de Türkiye'de işsizlik de öyle bir şeydir ki, bir başka giyotindir ki 6 yıllık bu sözleşmeyi öğretmen imzalar ama imzaladıktan sonra da 6 yıl istemediği bir okulda kalma derdi olur. Sosyal medyaya dikkat edin. Öğretmenlerin ciddi ölçüde biz buna karşıyız dediğini duyuyorsunuz. Akşam kafası bununla meşgul öğretmen ertesi gün sınıfa girdiğinde ne kadar kendini, dikkatini, enerjisini verebilir? Bunların hepsi çok önemli. Peki bu kadar mı? Değil. Okul binaları. Yani öğretmenlerimizi çalıştıkları şehirlerde mutlu etmek zorundayız. Bu da sadece maaşla değil. Maaşla değil ve zorla değil. Zorla değil. Yani insan odaklı tasarım artık çağımızda çok önemli bir kavram. Üzülerek söylüyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı politikaları bunun çok ötesine düşüyor. Okul binalarında çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü okul binalarının yaklaşık %30'u da özellikle ilk öğretimde şey yapıyoruz, ikili öğretim yapıyoruz. %50'si öğrencinin ikili öğretimde okuyor. Bu düzeltilmesi gereken bir şey. Nitekim kamunun da yani hükümetin de programına koyduğu bir şey. Peki hükümetin bize verdiği bir söz var. İkili öğretimi sonlandıracağız diyor. Peki 2017'deki bina yatırımına bakın. %70'i liseye gidiyor yatırımın. Halbuki asıl ihtiyaç ilk öğretimde. O %70'in içerisindeki önemli bölümde mesleki liseyle İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. Aslında talebin en az olduğu liselerdir bu ikisi. Yani lise öğrencisi Türkiye'de Anadolu Lisesi'ne gitmek ister. Ama yani Anadolu Lisesi'ne yatırım yerine İmam Hatip'le meslek lisesine. İlk öğretime yatırım yerine. İnşaat yatırım. Evet, ilk öğretime yatırım yapması gerekir. Yani buralardan baktığınız zaman Türkiye'nin aslında bir yandan daha fazla girdi sağlarken adalet, sosyal adalet çerçevesini oturtamadığını, halbuki PISA'da başarılı olan bütün ülkelerin en başta bunu doğru oturttuğunu görüyoruz. Yani sizin bahsettiğiniz hayallerin peşinden gideceksek yapılması gereken ilk adım bizim her öğrenciye aynı boy tabure vermekten bir süreliğine boyu kısa öğrencilere yüksek boy tabure vermeye geçmemiz. Böylece fırsat eşitliğini sağlamamız. Fırsat eşitliğini uygulamaya döndürmemiz gerekiyor. Girdi bazında böyleyken çıktı bazında baktığımızda ise siz de bahsettiniz PISA'daki durumumuz bize 2012'den bu yana ne yazık ki OECD'nin ve PISA'nın hani 15 yıllık hikayesindeki
en radikal düşüşlerden birini yaşadığımızı gösteriyor. Maalesef. Bunun 2012 ile 2015 arasında Türkiye'de eğitimle ilgili ne yapıldığına ve ne yapılmadığına baktığınızda nedenleri apacık orada duruyor ama bu sürecin 4-4-4 ile başladığını, TEOG'un girmesiyle başladığının da altını çizerek orada bırakayım. Batuhan Bey, orada hemen bir şey bırakmayalım orada. 4+4+4 okuldan uzaklaşmaları ikinci dörtte kopuşları getirdi mi? Sayı nedir? Çünkü o tarihte bu geldiğinde biz böyle bir endişeyi dile getirmiştik. Şöyle, ikinci dörtte ciddi bir devamsızlık sorunu var. Ama kopuş o kadar ciddi olmadı. Fakat daha ciddi görünmeyen bir iş yaptı. Tam Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenle ilgili bir politika belgesi geliştirip öğretmene yatırım yapmaya başlayacaktı ki eski bakan Ömer Dinçer'in kendi beyanıdır. Öğretmene yatırım yapmazsak biz bu işi ilerletemeyiz demişti. 4-4-4 gündeme öyle bir düşmüştür ki Türkiye'nin eğitim trenini raydan çıkarmıştır. O raydan çıkışın bize faturası okula devam eden çocukların öğrenememesini ile geliyor. Yani okula devam etmese de etse de gitmesinin bir faydasının sınırlı olduğunu görüyoruz ve bunu söylerken de içim acıyor. Çünkü yani 20 senemize 30 senemize zarar veriyor. Çok ciddi bir şey yaptı. Yani bugün baktığınız zaman 2015'teki sonuçların gerçekten bütüncü, bir tane bir şey söyleyemeyiz tabii. Çünkü öyle bir istatistik şeyimiz yok. Ama şu önemli, en iyi öğrencilere bakıyorsunuz neredeyse yok. Bir yandan da matematikte, fende ve okuduğunu anlamada ciddi olarak %30'u ülkemizde çocukların okuduğunu anlamıyor. Şimdi bunu da söyleyeyim mi? Eğer biz sanayi 4.0 için bir şey yapacaksak burada bir iyileşme sağlamamız gerekiyor. Yoksa yani daha fazla harcamak değil, daha akıllı ve daha fazla harcamak. Ki daha fazla akılla ne yapmak gerektiğini de sanıyorum hep beraber tartışırız. Hep beraber tartışırız. Peki Orhan Öğretmenim, buyurun efendim. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Bey, size sorumuz zaten belli. Müfredatın durumu nedir? Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk ilkeleri müfredattan ayıklanıyor mu? Gerçekten bir zihinsel, kültürel bir eksen kayması ile karşı karşıya mıyız? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Eğitim İş Sendikası'nın görüşlerini, sahada yapmış olduğu mücadeleleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesapsız, kitapsız, bir şekilde kimseye danışmadan, bilimsel bir yol ve yöntem göstermeden ortaya çıkartmış olduğu, ortaya koyduğu, uygulamak istediği ve ülkemizde eğitim çağındaki bütün çocukları, dolayısıyla bütün velileri, yani tüm Türkiye halkını ilgilendiren eğitim sorunuyla ilgili bugünkü yapmış olduğumuz program için. Şimdi biz tabii ki bu bahsedilen son olumsuz süreç için öncesine gitmemiz lazım. Yani tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp, o yedi düvele karşı dediğimiz bütün olumsuzluklara, bütün eksikliklere rağmen halkın inancıyla, güvenciyle, itimadıyla başarmış olduğu Kurtuluş Savaşı ve hemen sonrası. İşte yüz binlerce insanımızı kaybetmişiz. Vatan toprağını kurtarmak için şehit olmuşlar. Ve arkasından yeni bir Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde görevi gereği çalışmalar yapmış. Bu konuda bilimsel olarak kendi yetiştirmiş. Sadece askeri yönüyle değil, akademik yönüyle de kendisini geliştirmiş bir dehaydı. Tabii ki böyle bir deha, savaşın hemen akabinde bir ülkenin güçlenmesi, kendini dünyaya kabul ettirmesi ve o ana kadar yaşamış olduğu risklerle yeniden karşı karşıya kalmaması için ne yapması gerektiğini biliyordu. Bunun da başı eğitimden geçiyordu. Bu yüzden de ilk adım attığı iş eğitim olmuştur. Ve ne yapmıştır? Osmanlı'dan gelen %10'luk bir okuma yazma oranıyla karşı karşıya kaldı. Toplumun %90'ının okuma yazma bilmediği, Osmanlıca'dan kaynaklı eğitimde okuma yazmada zorlanıldığı bir dönemde yeni Türk alfabesini... Kadınlarda çok daha düşük. Yeni Türk alfabesini hızlıca getirerek ve okuma yazma seferberliğiyle başlayarak bir an önce Anadolu'nun her yerinde, her köşesinde okuma yazma kursları,
ve bütün çocukların da okula gidebilmesi için yeni eğitmenler ve yetiştirdikleri öğretmenlerle hızlı bir eğitim faaliyetine girişti. Şimdi 1946'ya kadar bu süreç devam etti. 1946'ya kadar yeni Türkiye Cumhuriyeti devletin bir eğitim politikası vardı. Ve köy enstitüleri vardı. Aynen öyle. Mustafa Kemal'in öncülüğünde planlanan, daha sonra Atatürk'ten sonra hayata geçirilen köy enstitüleri vardı. Şu anda hani kapatılıp hep milli bir eğitim politikası, milli bir eğitim politikası, milli olsun deniliyor ya. İşte tam da en milli olan şey köy enstitüleriydi. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne özgü, o günkü şartlarda inanılmaz bir gelişim gösteren köy enstitüleri ne yazık ki sonraki süreçlerde vazgeçildi. Vazgeçilmesinin sebebi belli. Dediğimiz gibi 1923-46 dönemine kadar her şey inanılmaz derecede o günkü yokluk içerisinde. Hani bugün az önce vermiş olduğunuz Güney Kore modelinden çok daha ileride olan bir Türk toplumu var. 1946'da ne değişti? Çok partili hayata geçildi. Çok partili hayata geçilmesiyle birlikte ne yazık ki Türkiye buna hazır olmadığından gelen her siyasi parti eğitim politikalarını oy almak adına sahaya sürmeye başlayınca bu kez halktan gelen bütün talepler o anki bilimsel eğitime uyup uymadığı gözetilmeksizin yeni değişiklikler içerisine girildi. Tabii ki o arada gelişen bir durum daha var. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış. Çok çocuk politikası uygulanıyor. İster istemez risklere karşı yeni yetişen genç bir nesil var. Bu çocukların eğitim hayatını karşılanması gerekiyor. Ne yazık ki 1946'dan sonra da işte 1980'e kadar bu süre gelen eğitim politikalarında siyasetçilerin inanılmaz bir şekilde etkisi olmuştur. 80 darbesi de zaten eğitimi tamamen alt üst edecek bir sürece getirmiştir. Hani ılımlı İslam politikası denilen o politika 1980 darbesi sonrasında getirilen ve Türkiye'de de ne yazık ki uygulanmaya çalışılan ve halen de uygulanma aşamasında olduğunu gördüğümüz bir politika. Neydi bu politika efendim? Hocam şunu soracağım. Şimdi sürekli sınav sistemi değişiyor. Sürekli müfredat değişiyor. Her Milli Eğitim Bakanı geldiğinde bir şey yapacağım diyor. Bana yapıyor mu yapamıyor mu bilmiyorum ama bizim kafamızı karıştırıyor. Öğretmenler ne durumda? Yani öğretmenler... Veliler ne durumda? Ne tepki veriyorlar? Şimdi öğretmenler elbette ki daha önceden hiçbir görüş alınmadan, hiçbir bilimsel çalışma ve hazırlık aşaması olmadan getirilen her bir değişikliğe adapte olmakta zorlanıyor. Çünkü getirilen değişikliklerin hangi amaçla getirildiğini anlamakta zorlanıyor. Bununla yapılmak istenen ne olduğunu anlamakta zorlanıyor. Nedeni belli. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bunu okullar üzerinden yapmıyor. Bir geceden sabaha bir fikirle ortaya çıkan sınav sistemini değiştiriyoruz. Yeni bir sınav sistemi getiriyoruz. Artık bakanlık da yapmıyor zaten. Evet. Yeni işte bakanlık da öğreniyor. Sayın Cumhurbaşkanı akşamleyin güzel bir fikir olarak ortaya koyuyor ve Başbakan dahil, Milli Eğitim Bakanı dahil böyle bir şeyi bizim gibi televizyonlardan öğreniyor ve bu nasıl olur diyemeyeceği için de Cumhurbaşkanının talepleri doğrultusunda bunu bir an önce uygulamaya geçiyor. Şimdi hükümet her ne kadar Cumhurbaşkanına ne kadar bağlı olursa olsun ama konu Türkiye'nin bütün çocukları, Türkiye'nin bütün velileri, yani tüm Türk halkı olduğu zaman bir noktada Cumhurbaşkanı ne kadar iyi niyetle söylese bile, hani ben köyümden çıktım, Cumhurbaşkanı oldum, bizim zamanımızda TEOG mu vardı sorusu aslında iyi niyetle söylenmiş bir söz gibi olsa da şu anda getirilmek istenen sistem, TEOG sistemi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın köyünden bir daha asla bu ülkede ne Cumhurbaşkanı çıkabilir, ne bakan çıkabilir, ne de vekil çıkabilir. İşte tabii bilimsel değil. Yani bizim zamanımızda diye başlayan cümleler bilimsel değil. Ayşen Hocam, psikolojiyi nasıl etkiliyor bu? Yani oldukça kötü çünkü biz bunun geri bildirimlerini aslında yoğun bir şekilde hem ailelerden hem de çocuklardan alıyoruz. Mesela son tabii ki son yani çok ciddi, çok ciddi. Bakın neden derseniz yani ben bir uzman olarak, ruh sağlığı uzmanı olarak var olan sistemi de savunmuyorum. Yani var olan sistemin de çok ciddi zorlukları var. Belki fırsat kalırsa bunları da konuşuruz. Ancak 5. sınıftan itibaren TEOG için konuşalım. Bir sistem var Türkiye'de. Aileler 5. sınıftan itibaren yatırımlarını bu yönde yapmaya başladılar.
Çocuklarını bütçelerinden kısıyorlar, özel derslere gönderiyorlar. Bütçelerinden kısıyorlar, dershanelere gönderiyorlar. Yani planlamayı çünkü bu sisteme göre yapmış insanlar. Çünkü Türkiye'de eğitim sistemi biraz önce sizin dediğiniz gibi yaratıcılığı geliştirme, soyutlama, yargılama becerilerini geliştirme yönünde bir eğitim sistemimiz yok. Ezbere dayalı ve çok uzun süredir test usulü bir sistemimiz var. Testör yetiştiriyoruz. Çünkü evet. Kaç net alt yaptı? Bakın velinin sorusu şu. Kaç net yaptın? Matematikten kaç net çıkardın? Çocuğun da baktığı yer kaç net yaparım? Kaç soru kaçırdım? Geçen yıl benim yeğenimin çocukları girdi. Dakikalarla ölçülen. Evet. Şu kadar dakikada kaç net? Şunu söyledi. Yani karne notuna eskiden çocuklar sevinirdi. Şimdi sevinemiyorlar. Yeğenimin çocukları geçen yıl TEOA'ya girenler. Karnem çok kötü dedi bana. Niye kötü dedim. Nasıl? Not ortalamam 98.7. Nasıl yani? Eskiden bir çocuk 80'in üstünde bir ortalama alsa takdir alır, övünç listesine girer, havalara uçar, mutluluktan uçar, başarıyı bile tadamıyor bu çocuklar. Çünkü dedi, bir puan dahi benim önüme 15 bin kişi geçiriyor TEOG'da. Şimdi bakın, bu çocuklar bu sistemle yetiştiler. Şimdi bunlar da 5. sınıftan beri böyle yetişiyorlar. Bir uyum sağlandı. İyi olmasa bile herkes buna uydu. 5, 6, 7, 8. Buraya gelmeden önce bana yatırımlar iletilen... Yatırımlar çünkü. Yatırım hem maddi... Maddi manevi hem yatırım. Hem manevi yatırım var. Buraya gelmeden önce şöyle bir telefon konuşmam oldu benim. Yaz tatiline ben çocuğumu götürmedim bu sene. TEOA girecek diye. Her ay 10 tane test kitabı aldım, çözdürdüm. Çocuğumun tatilini yaktığıma mı yanayım? Harcadığım parayı hadi koydum bir tarafa ama herkesin ekonomik gücü aynı değil. Fırsat eşitliğinden söz ediyoruz. Evet. Her türlü ihtiyacı kısıp onun testte başarılı olsun diye, çok test çözsün diye aldığım kitapları öğretmenlerinin bana TEOG kaldırıldığı için çöpe attığıma mı yanayım? Bakın hem maddi kayıpları var, hem manevi kayıpları var. Aynı zamanda da çok büyük bir belirsizlik var ve güvensizlik var. Ben bir şey sormak istiyorum. Çok önemli bu bakın. Belirsizlik ve güvensizlik. Şimdi bu güvensizlikten, Orhan Hocam, bu ucu açık sorular klasik işte, tamam teste karşıyız ama klasik cevabı, klasik sorunun klasik cevabını okuyacak olana güveniyor muyuz? Yani böyle bir güven Türkiye'deki sınav sistemde, hani bugüne kadarki süreci izlendiğinde tabii ki hiç kimse için memnun değil. Neden memnun değil? Geçen gün bakan yardımcısıyla görüştük bunu. Dedi ki nedir bu ucu açık sorular? Niye geldi? Yani şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapılmamışken nereden böyle bir şey? Kim okuyacak? Bunları kim okuyacak? Kim okuyacak? Neye göre okuyacak? Okuyan kim? Böyle çocuklar hazır değil. Çocuklar yazı yazmaya alışkın değil şu anda. Şampiyonlar Ligi maçının başında maçın kurallarını değiştirmekten bahsediyoruz. Ya da Dünya Kupası finali başladı. Peki. Ve bugünkü konumuz Türkiye Barolar Birliği'nden yaptığımız bu canlı yayında bugünkü konumuz çağdaş eğitim. Çağdaş eğitim çocuklarımızın geleceği. Bizim bir milli eğitim politikasına ihtiyacımız var. Hep birlikte yazmalıyız bu politikayı. Tüm siyasetin, tüm siyasi partilerin üzerinde, dünya görüşlerimizin üzerinde evlatlarımızın geleceği için buna ihtiyacımız var. Birbirimizle kavga ederek değil, birbirimizi anlayarak, birbirimizle inatlaşarak değil, doğruyu bilimle bularak ilerlemek zorundayız. Konuklarımız burada sol köşede diyeceğim. Sayın Batuhan Aydagül. Batuhan Bey, tam söylemek için şöyle bakıyorum. Eğitim reformu girişimi yöneticisi. Şu soruyla başlamıştık. Türkiye'de eğitimin şöyle tepeden kuş bakışı bir fotoğrafını çeker misiniz diye başlamıştık. Oradan biraz sonra devam edeceğiz. Efendim tam ortada çok değerli hocamız Profesör Doktor Ayşen Coşkun. Ayşen Hoca, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği'ni temsilen burada ve aynı zamanda da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi ve en sağda da Sayın Orhan Yıldırım, Eğitim İş Genel Başkanı. Ve konumuz çağdaş eğitim,
bilimsel eğitim, çocuklarımızı, Türkiye'yi 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra taşıyacak eğitim. Özetin özeti de şu, eğer biz çocuklarımızı eğitemezsek kaçınılmaz olarak çöküşe geçeriz ve başka devletlerin sömürdüğü, başka devletlerin, başka toplumların ayak işlerini yapan bir topluma dönüşürüz. Öyle olmayacağız. Buradan çıkacağız, bu kapandan kurtulacağız ve çocuklarımızı, ülkemizi geleceğe hazırlayacağız. Hazırlayacağız ama şimdi biraz kafamız karışık. Çünkü TEOG kaldırıldı, niye kaldırıldı vesaire. Maçın ortasında birisi düdük çaldı, kurallar değişti. Ayşen Hocam, maç başladıktan sonra iyi ya da kötü olsun kuralın değişmesi çocukları nasıl etkiledi, aileleri nasıl etkiledi, ne geri bildirim alıyorsunuz, ne haldeyiz? Şimdi her şeyin ötesinde ben sizin söylediğiniz bir şeye vurgu yaparak başlamak istiyorum. Gerçekten de eğer biz bu ülkede iyi nesiller yetiştirmek istiyorsak, gelecekte başarılı, bu ülkeyi ileriye taşıyacak insanlar yetiştirmek istiyorsak, çocuklar çok kıymetli ve hakikaten siyaset üstü olmalı eğitim. Siyasi parti bunun siyaseti üstü olmalı. Her şeyin. Yani ve hızlı bir şekilde de çocuk politikalarını da geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri de bu. Bizim doğru dürüst çocuk politikalarımız da yok. Yani bunlar çok çok önemli. Bunlar olmayınca da gerçekten çocuğa dair her alanda yap boz tahtası gibi kimin aklına hemen o anda ne gelirse biz onu uygulamaya koyuyoruz. Ve bu çok yıllarca aceleci, böyle. Çok aceleci Çok aceleci davranıyoruz. Yani bu aceleciliğe ne yazık ki ne aileler ne çocuklar hazır değil. Niye Batuhan Bey bu kadar aceleciyiz? Yani çok mu hızlı sonuç bekliyoruz? Valla şu son dönemdeki aceleciliğin sebebini bir tek Cumhurbaşkanı biliyor diye tahmin ediyorum. Onun dışında çünkü mantıklı bir açıklamasını bulmak çok zor. Kimse de yapamadı zaten. Yani yok. Öyle. Ama neydi mantıklı açıklama Orhan Hocam? Bizim zamanımızda TEOG mu vardı? Bizim zamanımızda evet TEOG. Bizim zamanımızda TEOG mu vardı? Çocuklara hep yarının geleceği gibi bakıyoruz ya. Yanlış. Bugünleri var çocukların. Yani çocuklar yarın okula gidecek aslında. Gelecek olmanın ötesinde yarın onları odağa alan bir bakış açısı gerekiyor ve bugün, değil mi? Ve bugün yaşadıkları aslında onların ileride nasıl insan olacaklarını belirleyecek. Yani bugünlerini karartırsak yarın olmayacak. Kesinlikle, çünkü şöyle düşünün. Bir çocuğun ömrünün, gününün bir kısmı evin içinde geçiyorsa çok önemli gününün saatleri eğitimde geçiyor. Okulda geçiyor, öğretmenlerle geçiyor ve bu çağın çocukları okuldan nefret ederek gidiyorlar. Yaz tatili geldiğinde çantasına tekme atıyor. Oh ya, okullar kapandı diyorlar. Yani severek, isteyerek gitmiyorlar. Neden? Çünkü çok ciddi, zorlu bir rekabetin içindeler. Öyle bir rekabet ve ezici bir ortam var ki. Müfredat bir defa gelişim dönemlerine uygun değil. Onları bir vurgulamak istiyorum. Yani peki, ya birinci sınıf biz başladık. Üniversitede okutacağımız müfredatı liseye sırf bu sınav seçmelerini zorlaştırmak için. Lisede okunacak bilgiyi orta öğretime, orta öğretimin bilgisini ilkokula kaydırdık. Şöyle söyleyeyim ben size örnek olarak. Somut düşünceden soyut düşünceye çocukların geçişi ilkokul birden başlar, ergenliğin sonuna kadar gelir. Atasözü gibi, deyim gibi açıklamaları ilkokul 3 düzeyine gelen bir çocuk ancak yapabilir gelişim olarak, bakın. Ama biz birinci sınıf çocuğuna soyut kavramı ödev olarak veriyoruz. Yani ve anneleri babaları kaldırabileceği yapıyor. Ağırlıktan fazlasını değil, sırtına yüklüyoruz. Yüklüyoruz. Yani bir defa müfredatla ilgili çocuklara yük var. Ailelerin gelecek kaygısı nedeniyle çocuklara çok yüklenmesi var. Bir böyle şeyi anlatayım, anekdot anlatayım. İlkokul 1'e giden bir çocuğu sınav kaygısıyla getirdiler bana. Düşünebiliyor musunuz? Birinci sınıfa başlayan bir çocuk. Sen dedim niye bu kadar kaygılısın? Ama ya başarısız olursam dedi. Ne olur başarısız olursan dedim. İleride ÖSS'de iyi bir üniversite kazanamam ben dedi. Çocuğun hayatını nasıl kararttığımızı düşünebiliyor musunuz? Yani ilkokul 1'e giden çocuk okulu sevmeli, oynamalı, okuma yazmayı sökmeye Ayşen odaklanmalı. Hocam, yani siz şunu mu diyorsunuz? Yaşının üstünde yüklersek çocuğa zarar veririz. Veriyoruz. Yani kapasitesini arttırmaz mıyız? Ve biz arttırmayız. Kapasitesini arttırmayız. Mıyız? Çünkü çocuğun ruhsal, yani sağlıklı bir insan olması için, bakın eğitimin içinde. Spor yapabilmeli ki bedensel gelişimi olsun. Biz spor yapmayan bir milletiz. Niye? Obezite aldı başını gidiyor.
çocuklarımızda. Sonra da obeziteyi önleme programları yapıyoruz. Çünkü test çözüyor çocuklar. Çünkü çocuklar bütün gün oturuyorlar masa başında ve başarılı olmaları için öğretmenlerin söylediği bir laf var. Aman sosyal faaliyetlerinden alın bu sene bu çocuğu. Sosyal faaliyetten alın. Yüzmeye mi gidiyor? Çocuk yüzmede çok memnun. Göndermeyin bu sene, daha çok test çözsün. Yani zihnini geliştirecek zihnini, her çocuk, faaliyetten çocuklarını alıyorsun. Seven bir ülkenin yapacağı iş değil. Bakın değil çocuklarını bu. Çocuklarını seven bir ülkenin değil. Yapacağı iş değil bu. Değil evet. Gerçekten. Yani sosyal faaliyet, sosyal gelişmesini eğitimin içinde alacak. Sosyalleşecek. Arkadaş ilişkileri kurması gerekiyor. Arkadaşlarıyla müthiş bir rekabet içine giriyor. Nasıl bir çekişme? En büyük rakibi çünkü yanında oturan arkadaş. Dostluk kurmaktan önce rakipliği öğreniyor. Yani arkadaşını ciğerinin içine alacağını... Almak yerine... Arkadaşını, arkadaşını yoldaş, dost bileceğine rakip görüyor. Bu değerleri kaybediyor bu arada bu eğitim sistemi içinde. Ailesiyle ilişkisi bozuluyor. Çünkü aile varını yoğunu ne kadar net yaptığına bağlıyor. Ve çocukla olan sağlıklı anne baba ilişkisi yerine her akşam eve geldiğinde kaç net çözdün, kaç tane test çözdün, ne yaptın, arkadaşın kaç aldı, sen ne aldın gibi kıyaslama. Yani bir değirmen taşının ortasına konmuş çocuklarımız var bizim. Eğitim sistemi üstten bastırıyor. Bu sistemin zorlamasıyla mecburen ailelerde alttan öğütüyoruz biz tamam, çocukları. Tamam, TEOG kaldırılınca işte bu baskı kalkmıyor. Olmayacak. Kalkmıyor. TEOG kaldırılır. Biraz önce dedim size. Ben bu sistemde bir sürü şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ama mevcutta da sıkıntı var. Bu sistemle 8. sınıfa getirdiğimiz çocuklar. Bu sistemle senelerdir getirdiğimiz aileleri biz şaşkına çevirdik. Hedeflerini bilmiyorlar. Aileler şunu söylüyorlar. Sisteme güven duymuyoruz. Bizim çocuklarımız hak ettiklerini alamayacaklar diye endişemiz var. Çünkü kim değerlendirecek ve objektif olacak mı, şeffaf olacak mı emin değiliz. Yani klasik soruları çocuklarımız için kim hedef, hangi gözlükle okuyacak güvenmiyoruz. Ve bunu bana 8. sınıfta bakın 8. sınıftaki bir çocuk bunu getirdi. Bunu söyledi, kendi dedi. Ne dedi? Ben yazacağım ne dedi ama yazmaya alışkın değilim. Ya doğru cümleyi bulamazsam ya da beni tanımayan biri kimin okuyacağını bilmiyorum. Bu benim ifade ettiğimi gerçekten anlayacak ve benim bildiğim şeye bilmediğim şekilde puan verecek mi? Çocukların hepsinin motivasyonu düştü şu anda bakın. Ortaya çıkan şu. Çalışmıyorlar. Çünkü ne olacağı belli değil, belirsizlik var. Aileler ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha ekonomik, fırsat eşitliği bitti burada. Onu da söyleyeyim ben size. Çünkü ekonomik gücü çok iyi olan aileler şöyle bir rahatlık içindeler. Çalışma yavrum, özel okula veririm seni. İyi bir özel okul buluruz. Nasıl olsa onun sınavı bir şey olur. Çalışma. Ama asıl sorun biraz önce konuştuğumuz. Türkiye'nin bütün bölgelerindeki zeki ama sosyoekonomik düzeyi o kadar güçlü olmayan çocuklar... İleride belki çok iyi bir bilim adamı olacaklar. Belki ileride Nobel ödülü alacaklar. Bunların önünü kesiyoruz biz bunlarla. Çünkü bu çocuklar yani, bu sisteme göre hazırlandılar. Yani Türkiye'nin belki şu anda bir köyünde, bir kasabasında bir Einstein var. Ve bu ama biz onu ayakkabı boyacılığına mahkum. Bir şu da var. Şimdi Aziz Sencer var belki. Bu baskının bakın o nereden biraz, gitti biraz Türkiye'den. Var. Bu, evet. TEOG baskının buzdağının gözüken kısmı. Aşağıdaki niye bu baskı var? Onun cevabını verelim. Niye var? Lisede çocuğunuza geleceğini garanti altına almasını sağlayacak kaliteli okul sayısı ben diyeyim %5 siz deyin %10. Yani 100 çocuğumuz varsa bunların 10'unun girdiği lise bu çocuklara ileri atacak. Bunda hiçbir şey yok, sorun yok çünkü dünyada bu okullar vardır. Diğer 90'ı ise bunları yolda bırakacak. Türkiye'de gözden kaçırdığımız mesele hep şu. O %90 bu kadar kötü olmasa. Ama kötü derken altını çiziyorum. Binası çirkin. Tuvaleti pis. Etrafında binlerce sosyal problem var. Uyuşturucusu var. Çetesi var. İşte tacizi var. Çocuk, veli okul seçerken çocuğuna güvenli okul arıyor. Yiyecek kaliteli yemeği yok. Şimdi siz bu %90'a bu kadar vasat bir eğitime talim etme zorunda bırakırsanız aileler de o %90'a düşmemek için hani o Titanic batarken tepede kalmak isteyenler gibi birbirlerinin üzerine çıkarlar. Siz adını TEOG deyin çıkarın, MEOG deyin çıkarın, başka bir şey deyin.
Yapılması gereken 15 yıldır aynı. Orta öğretimin düzeyini iyileştirmek. Meslek okullarıyla genel Anadolu liselerini biraz birbirlerine yaklaştırmak. Bu okulları öğretmenlerine yatırım yapmak. Aşağıda buluşmak değil ama yukarıda evet, buluşmak. Evet zaten sorun onu diyorum şimdi. Türkiye %5'i göz bebeği gibi koruyup %95'i yukarı itecekken %5'i de aşağı çekmeye çalışıyor. %95'i de aşağı çekmeye çalışıyor. Halbuki %80'e biz çok iyi, çok kaliteli, %90'a çok kaliteli bir eğitim vereceğiz ki uçacağız. Bu aslında yani bir yandan karmaşık bir sorun ama doğru şekilde yaklaşırsanız çözülebilecek sorun. Yani, ama fikri basit aslında. Evet, ya sizle daha önceki yukarıdaki sohbetimizde bahsettiğimiz gibi bir kamu politikası sorununa akılla, sabırla yaklaşırsanız, bilimi ve uzlaşıyı kullanırsanız ortaya Türkiye'nin ortak aklıyla çözüm çıkar. Yani bugün çözüm aramak için ben Finlandiya'ya bakmak gerektiğine bilgi almak için katılıyorum ama bizim ülkemizde de çözüm var. Bakın TIMSS'de 8. sınıf fende ilk defa öğrencilerimiz uluslararası ortalamayı yakaladı. Ben merak ediyorum nasıl yakaladık? Çünkü cevabını verirsek belki iyi bir şey yaptığımızı bulup yaygınlaştırabiliriz. Yaygınlaştırabiliriz. Yani, şimdi Ayşen Hocam siz dediniz ki öğrenci mutsuz. Veli mutsuz. Orhan öğretmen. Hocam öğretmen mutlu mu? Öğretmenler belki bu kitle arasındaki aslında özünden mutlu olan kesim. Bu olaylardan dolayı değil. Öğretmen çocukları gördüğü anda kendisi mutlu olan bir mesleğe sahip olan. Çocukla kesim. Mutlu oluyor. Dolayısıyla ama. Mutlu olan bir öğretmenin üzerinde bir kurgu yapılmadığı müddetçe bu eğitim sistemini düzeltmek mümkün değil. Burada en önemli işler öğretmenlere, okuldaki hizmetlisinden tutun memura ve üniversitedeki akademisyenlere kadar eğitici kitleye devletin bir kere öncelikle itibar ve saygı göstermesi gerekiyor. Şimdi siz bütün devlet yetkilileri her türlü eğitimde yaşanan bir sıkıntıda öğretmenlere yönelik, öğretmenler çalışmıyor, öğretmenlerin tatili fazla, zaten fazla bile alıyorlar gibi. Öğretmenleri incitici, öğretmenleri toplumun gözünde aşağı çekmeye yönelik, itibar anlamında aşağı çekmeye yönelik söylemler son 10-15 yıldır artarak devam eden bir süreç. Yani konu sadece maaş değil. Maaş değil. Hiçbir öğretmen önce açtığı zaman ağzında ilk 10 madde arasında maaşı falan bahsetmez. Maaş konusu değildir bakın. Öğretmenler istiyor ki var olduğu, yapmış olduğu en önemli işe İnsanların değer vermesi ve devletin değer vermesi. Bunu çocuk değer veriyor zaten. Bakın, veli değer veriyor. Hani şimdi arkadaşlarımız bahsetti az önce. Şimdi okullarda, bakın özel okullar inanılmaz binalar yapıyorlar. İnanılmaz tesisler kuruyorlar. Ama zeki çocuklar nereyi tercih ediyor? Devlet okullarını. Peki niye devlet okullarını seçiyor? Devlet okulları daha mı iyi binaya sahip olduğu için? Hayır, daha iyi öğretmene sahip olduğu için. Şimdi elimizde böyle bir imkan varken, devlet bu iyi öğretmenleri biraz daha zenginleştirip bu işe biraz daha motive etme yolunu seçmek dururken tam tersi yola giriyor ve meslek içinde de eğitmeye devam ediyor. Ve sağlıkta olduğu gibi eğitimde de özelleştirme yoluyla bu küresel sermayenin eğitim politikasına da el atmasıyla özelleştirme yoluyla eğitim alanındaki bütün insanları tedirgin ediyorlar. Bakın bütün öğretmenleri kadrolu alması gerekirken ve bu devlet politikası olması gerekirken sözleşmeli. O da yetmiyor. Ücretli. Bakın Güneydoğu'ya gittik biz. Yüksekova'ya gittik. Yani diyorsunuz ki, kadro güvencesiyle, gelecek güvencesiyle çalışan öğretmen mutlu olur. Ama saat başı ihtiyaca göre Joker gibi evinden çağrılan ya da sözleşmeli çalıştırılan öğretmenin güvencesi olmadığından mutsuz olur. Yüksekova'da bakın hepsi genç öğretmen. İlkokulun birine gittik. 40'a yakın öğretmen var. Hepsi ilk atama 2-3 yıllık çoğunluğu. Hepsi dikkatle dinledi. Ankara'dan geldik. Bakın ne sorunuz var? Ne söylemek istiyorsunuz? Bakara iletmek adına dedik. Hepsinin derdi sözleşmelerimiz ne olacak? Eş durumundan eşlerimiz gelecek mi? Biz buradan 6 yılı doldurunca bakın 6 ile bile razılar. 6 yılı doldurunca istediğimiz yere tayinimiz çıkacak mı? Ya burada herhangi bir şekilde yarın sözleşmemizi iptal ederlerse ben ne yapacağım? Kapından ne koyacak mı bize? Aynen o. Şimdi böyle olunca da şimdi bu insanların kendini geliştirmesine nasıl müsaade edeceksiniz? Şimdi bu 40 yıl çalışma hayatı var bakın. Yeni başlayan 65 yaşına kadar ki bir meslek hayatını düşünürseniz emeklilik boyutuyla 40 yılı var. Eğer siz kendini geliştirirsen, kendine yatırım yaparsan ya da bir devlet olarak benim yapmaya çalıştığım yatırıma cevap verirsen 40 yıl boyunca seni başımın üstünde tutarım.
en önemli değer ve itibarı veririm garantisi ve söylemini gerçekleştirmezseniz, istediğiniz kadar iyi bina yapın, istediğiniz kadar farklı politikalar, müfredat değiştirin, her sene sınav sistemi değiştirin, hiçbirinden gerçek anlamda Türkiye'yi ileri götürecek bir sonucu alma şansına sahip değilsiniz. Orhan Hocam, bir de şunu belki konuşalım, ondan sonra bir başka konu. Şimdi Batuhan Bey de söyledi. Doğu Güneydoğu'da öğretmenlerin kıdemi ortalama 1,5 sene. Evet. Ankara'da 16 yıl, Türkiye genelinde 12 yıl ortalama. Evet. Şimdi 1,5 yıl, evet çok idealist, çok güzel ama tecrübe de önemli. Ama tecrübesi yok. Ama tecrübe de önemli. Niçin biz tecrübeli öğretmenlerimizi Türkiye'ye eşit dağıtamıyoruz? Dağıtamıyoruz çünkü tecrübeli öğretmen, bakın devletin ve ticari hayattaki bütün kurumlarda, bütün işletmelerde mesleğe yeni giren bir kişiyle 30 yıllık tecrübeye sahip bir kişinin aldığı ücret ve bulunduğu pozisyon bakımından inanılmaz fark vardır. Eğer maaşla konuşacak olursak, yeni giren bir kişi 2500 alıyorsa 30 yıllık bir kişi 6-7 bin lira ücret alır. Ve bu çok olağan karşılanır. Çünkü tecrübenin fiyatı vardır. İnsan yıllarca 30 sene burada dirsek çürütmüşse, yıllar boyunca bu zahmeti çekmişse ve kendisini devlete hizmet etmeye adamışsa bunun devlet karşısında da bir gerçekliği olması gerekiyor. Siz Güneydoğu'ya gittiğinizde sosyal hayatınız ne yazık ki oradaki yaşamsal faktörler nedeniyle çok düşük. Yani bir gezeceği bir yeri yok. Kütüphanesi yok. Gazete dağıtımı bile çok zor. Hareket alanı çok kısıtlı. Buraya gitmez mi öğretmen? Seve seve gider. Gidiyor da zaten. Ama siz gittiği zaman öğretmenin orada o zor şartlarda kendini yine geliştirebilmesi için hem ekonomik olarak desteklemeniz gerekiyor hem de o çalışma hayatında ona itibar ve değer vermeniz gerekiyor. Şu anda devlette olmayan, bakanlıkla görüştüğümüzde de bu aynı şeyi söylüyoruz. Bir, kesinlikle devlet politikasında hiç kimseyi sözleşmeli ve mülakat üzerine öğretmenliği almayı bırakın diyoruz. Çünkü o kadar sene okuduktan sonra, diplomasını eline aldıktan sonra, bir uzman sıfatıyla mezun olduktan sonra 5 dakikadaki bir mülakatla sen yetersizsin, sen yeterlisin şeklinde bu ülkenin çocuklarını, gençlerini ayırmak, birbiri içerisinde ayırmak ve nitelikli kendini yetiştirmiş kişileri bu arada harcamak kesinlikle Türkiye'ye yapılabilecek olan eğitim sistemine yapılabilecek olan en büyük hainlik olarak söyleyeyim. Hani hain kelimesini kolay kolay kullanmayız ama konu çocuklar. En büyük yanlışlık bu. Yanlış diyelim. En büyük çok yanlış. Büyük bir yanlış. Şimdi şu an aklıma geldi ama çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Mesela Van'daki bir hukukçu avukatsa Ankara'ya gelmeye, İstanbul'a gelmeye çalışmıyor. Van'da mutlu. Van'da Ankara'daki yaşam seviyesini aşağı yukarı sağlıyor. Belki Ankara'dakinden de daha mutlu. Evet. Ama Van'daki hakim Ankara'ya gelmeye çalışıyor. Van'daki hakim kendini Ege'ye atmaya çalışıyor. Demek ki devletin sisteminde bir yanlış yaklaşım var. Bakın hukuk fakültesinden mezun olduk. Birimiz avukat oldu, birimiz hakim olduk. Birimiz Van'da hayatını devam ettirmekte bir sakınca görmüyor, mutlu. Ama diğerimiz mutlaka kendini mesleki, ilk fırsatta kurtarmaya bir çalışıyor. Mesleki, bakın, bir yanlışlık var. Çok doğru. Bir de mesleki çalışma koşulları var. Bakın şimdi en son bakanlık birdenbire rehber öğretmenlerle ilgili bir değişikliğe gitme düşüncesini ortaya attı. Nedir? Rehber öğretmenler halbuki çocuklarımızın geleceği açısından, yönlendirme açısından, çocuklarımıza psikolojik destek bakımından inanılmaz bir işlev görüyorlar. Ama devlet diyor ki, bir dakika diyor, siz burada çok rahat oturuyorsunuz. Mesai saatleriniz 9-3, halbuki öğretmenlerin 8-5. Biz sizi de 8-5 yapmak istiyoruz. Bu yetmez diyor. Nöbet tutmalısınız diyor. O da yetmez diyor. Siz de sınıfa girmelisiniz diyor. O da yetmez diyor. Aldığınız ücretlerle ilgili bir daha denge sağlamamız gerekir diyor. Şimdi bakınız, bir eğitimci, öğretmen, devlette bir bu öğretmenliğe başvuruyorsa koşullar bellidir. Ben bu koşullarda burada seve seve çalışırım diyor. Şimdi siz seve seve çalışırım diyerek girmiş olduğu bir kuruma 8 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra hayır bir dakika sen seve seve girdin, 10 yılını da verdin ama ben senin çalışma koşullarını değiştiriyorum, kusura bakma diyerek yola çıktığınız anda bu bütün branşları etkiliyor. Bugün rehber öğretmeni etkiliyorsa işte sınav sisteminde ilkokul 5. sınıfta yabancı dili öğretmek adına resim öğretmenleri, resim dersini, müzik dersini ve diğer beden eğitimi dersini ortadan kaldırıyor.
Şimdi siz böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Hani demin söyledik ya sosyal faaliyet. Sosyal faaliyetle ilgili siz dersi ortadan kaldırıyorsunuz. Bırakınız ilgi göstermeyi. Ayşen Hocam resmin bedenin, müzik dersinin, yaratıcılığın geliştirilmesinde etkisi yok. Kesinlikle var. Olmazsa olmaz değil mi? Kesinlikle var ve o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte bizim tıp fakültesine eleküstü en üst puanla gelmiş öğrencilerimiz dünyaya bu gözle bakıyorlar. Ve yaratıcılık dediğiniz şey ne yazık ki ben çok üzülüyorum. Kendi öğrencilerimiz de bunu gördüğümde kitap okumuyorlar, sanatla ilgilenmiyorlar, hobileri yok, herhangi bir alanla bir ilgileri yok ve insanı tanıması gereken bir meslek bu. İnsanı bütünüyle tanıyacak, düşünebiliyor musun? Hekim olacak. İnsanı tanıması gerekiyor ama kendisinin bu alanlarla ilgisi olmamış. Çünkü ezberci sistemden sürekli ezberleyerek üst düzey puan almak için gelmiş. Yani küçükken yaptığı oyunları engellenmiş. Resim dersi, müzik dersi, matematik dersine verilmiş. Veriliyor hala öyle. Yani resim, müzik, beden eğitimi bu derslerin hepsi daha önemli dersler sayılarak diğer derslere veriliyor. O zaman nasıl yaratıcılığı gelişsin? Beynin bilimsel fonksiyonlarını çoğu gören lobuyla. Ezberci. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Resim dersi bile ezberci bir hale geliyor. İşte ana sınıfında bir çocuk bir kuş resmi çiziyor. Ağaca kocaman gördüğü gibi bir kuş çiziyor. Öğretmen bakıyor. Böyle resim mi olur? Sen hiç resimde böyle kuş gördün mü diyor. O bildiğimiz hani kuş vardır ya şöyle. Kuş böyle çizilir resme diyor. Ve çocuk ondan sonra bütün resimlerine kuşu hani biz çizerdik ya. Çünkü öğretmenimiz de ezberci yetiştirmiş. Evet öyle yetişti. Çünkü eğitim fakültesi de artık öyle öğretmen yetiştiriyor. Ve düşünün o çocuk ileride neler yapacaktı kim bilir. Yani o kuşu oraya kondurabilmesi demek. Ama biz onun pat diye yanlış yaptığını öğrettik ona. Ondan sonra o yanlışı yapmamak için sürekli erişkin bir insan olduğunda da dediniz ya hayal kurabilmeli. Bir ülkenin gelişebilmesi için bilimin gelişmesi lazım. Teknolojinin gelişmesi lazım. Bunu yapabilmesi için yaratıcı beyinlere ihtiyacımız beyninin var. Beyninin hayal kuran tarafıyla biz o tarafı durdurursak, teknik tarafının işbirliği içinde çalışması lazım. Aynen. Bütün beynin bütün işlevsel sistemi birbiriyle ve eşit homojen bir gelişim göstermesi lazım. Biz bunun bir tarafını çekiyoruz. Yargılama, üst düzey zihinsel fonksiyonlar dediğimiz fonksiyonları çok kullanmadan geliyorlar bu sistemlerle. Bu sistemler evet değişmeli ama benim burada itirazım şu. Tam maç ortasında değişmemeli. Yani ve tartışılarak değişmeli. Tartışılarak. Doğru yöne değişmeli. Ve siz eğer 5, 6, 7, 8, 4 sene bu çocukları böyle bir hazırlıkla başarılı olacaksın diyen bir sistemle bu seneye getirdiyseniz, aileler bütün yükü buraya koyduysa, siz son anda eğer bunlara biz sana nasıl bir değerlendirme yapacağımıza hala da karar veremedik diyorsanız, neredeyse eğitimin yarı yılı gelmeye yakın bir yer geldiyse, şimdi siz çok büyük bir haksızlık yapıyorsunuz bu çocuklara. Yani bu kötü sistem bile bir bundan sistem. İyi. Çünkü sistem bir sistem. Çünkü bir sistem. Çünkü biliniyor. Çünkü ona bir şekilde aileler de hazır. Uyum sağladılar. Çocuklar da hazır. En kötü şey belirsizlik. Uyum sağladılar. Dağıldılar şu anda. Yani belirsizlik en kötü ruhsal dengeyi bozan özelliklerden, etkenlerden biridir. Batuhan Hocam, siz içinizdekini söyleyin. Ben de soracağımı sorayım. Bence siz sorunuzu sorun. Ben şey yaparım. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi biz sadece şikayet etmek için çok toplanmadık. Ve dedik ki bir umut var. Aynen. Hatta umut çok yüksek. Çünkü insan kalitemiz çok çok yüksek. Biz bu işi çözeriz. Aynen. Biz çıkışı buluruz. Konuşarak, tartışarak buluruz. Buyurun. Çıkışımız ne? Benim yattığımda eğitimle ilgili uykularımı kaçıran PISA skorları işte ya da sınıfların boyu değil. Eğitimde karar verme şeklimiz. 4 yıldır özellikle 2012'den bu yana Türkiye'de eğitim kötü yönetiliyor. Bunu değiştirdiğimiz anda zaten ve değiştirmenin de prensipleri bellidir. İyi yönetişim ilkeleri diye bir şey var. Zaten sizle de paylaştık. Katılımcı karar alırsan, paydaşları sürece dahil edersen,
akıl, veri ne diyor? Şimdi 4-4-4'ü değiştirirken 8 yıllık temel eğitimin sorunlarını masanın üzerine bilimsel olarak güçlü koyan bir tane araştırma yoktu. TEOG'u değiştirirken TEOG'un nesinin yanlış olduğunu masanın üzerine koyan bir tane bilimsel araştırma yoktu. Getirirken de yoktu. Getirirken de yoktu. Basın toplantısındaki sunumla politika değişmez. Yani bu artık yani 2017'de konuşmuyor olmamız gereken bir şey. Basın toplantısında yaptığınız bir sunumun arkasına sığınarak Türkiye'de eğitim politikası değiştirmemeniz gerekiyor. Katılımcı, veri temelli ve şeffaf. Bugün Türkiye'de bizim eğitimdeki yeni müfredatı kimin hazırladığını bilme hakkımız var. Gizli bilgi bu. Önümüze gelen müfredatı kim hazırlıyor bilmiyoruz. Dolayısıyla bir numarada söyleyeceğim şey, bunları değiştirdiğimiz takdirde zaten ileri bir adım atmış oluruz. İkincisi, ben şuna çok inanıyorum kalpten ve akılla. Biz yarın sabah uyandığımızda bütün okullara bir mesaj yollasak, okulun yaşadığı sorunlarla ilgili okulun öğretmenine ve müdürüne yetki versek. Siz kendi okulunuzdaki sorunların çözümüyle ilgili plan geliştirin. Biz size destek olacağız. Arkanızdayız desek. Desek, bakın çok kısa sürede çok büyük iyileşme görürüz. Çünkü benim Türkiye'de eğitimle ilgili duyduğum umudun kaynağı öğretmenler. Çözüm odaklı. Çünkü biz bu öğretmenlerle ortak işler yapıyoruz. Sorunların farkındalar. Fakat o kadar güçsüzleştirmişiz ki 3 yaşındaki çocuk gibi davranıyoruz öğretmene ve okula. İnisiyatif kullanma yetkisi evet. Yok. Evet. Şimdi biz bunu verdiğimiz takdirde öğretmene 3 yaşında çocuk gibi davranıyoruz. Öğretmene de okula da. Şimdi bunu yarın sabah bakın iddialıyım. Yarın sabah bu mesaj gitse okullarımıza. Bunu hep söylüyorsunuz evet. O öğretmenler bir anda işin sahibi değilseniz bir yere kadar umursarsınız. Yani çözüm üretin dediğimizde öğretmen üretir. Aynen. Öğretmenlerin hepsi buna hazırız. Öğretmen abi. Çözüm üretin derseniz üretecek. Aynen. Üçüncüsü köy okulları, köy enstitüleri güzel bir nostaljiydi. Harika bir hikayeydi. Bugün karşılığı mahalle okulları. Yani mahalle okullarının altını çizerek söylüyorum ve devlet okulları demememin nedeni de bu. Çünkü %80 zaten şu an şehirde yaşadığına göre biz artık evet. Şehir hani, esas alarak ya, konuşacağız. Bir evet. Okul düşünün ki duvarları yüksek, kapısında kocaman bir demir parmaklık var. Dışarıdaki mahalle ile içerideki okulun hiçbir ilişkisi yok. Yani uzaydan gelmiş biri bir okulu bırakmış gitmiş. Şimdi Türkiye'de devlet dediğimiz önemli ve değerli kurumla halk arasındaki şeyi de yaklaştırmak lazım yani. Yani hocam o zaman şunu mu söylüyorsunuz? Böyle kocaman binalar, çok kalabalık okullar yerine mahallenin içinde yaşayan, evet. Öğretmeni mahallenin dokusuyla kaynaşmış okullar mı? Mahallenin değerlerini de benimseyen bir okul olması lazım. Yani o mahallenin değerlerini okulda yaşatabiliyorsanız, mahalleli ve öğrenci okula geldiğinde kendisinden okulda bir şey buluyorsa işte o aidiyet dediğimiz şey oluyor ve aidiyetin eğitimde biliyoruz ki katkısı çok fazla. Şimdi dolayısıyla biz her mahallede çocuklarımızın yürüyerek gidebileceği ya da tekerlekli sandalyeleriyle ya da bisikletli bir okul yapmayı becerirsek ki becerebiliriz. Eğitimde bu işi çözeriz. Yani artık eğitim reformunu değil okul reformunu konuşmak lazım. Ama bir tane şey çok kıymetli. Okul reformunu konuşmak evet. Lazım. Bir tane şey çok kıymetli, erken çocukluk eğitimi. Bu iş güçlü başlarsa güçlü devam ediyor. Ya okul öncesi eğitim değil evet. Mi? Evet. Bir yıl erken çocukluk eğitimi alan öğrenci, almayan öğrenciye göre 8 yıl sonra 2 yıl ileri gidiyor. Şimdi kim alabiliyor erken çocukluk eğitimini? Parası olan alabiliyor. Yüzde ne kadar? 5 yaşta %66 civarında. Fena değil. Ama olması gereken %100. Yani OECD'de %80'lerde. OECD'de 5 yaş %100'dür aşağı yukarı. 5 yaş %100'dür. Yani, bir sene önce hazırlık sınıfı dediğimiz sınıf %100'dür. Buralarda şey çok kıymetli. Şimdi özel okulların mesela en çok olduğu iki kademe var. Biri lise, biri erken çocukluk eğitimi. Şimdi özel okullara gidecek insan paralı insan. Halbuki demin ne dedik? En zor sınıfa en iyi öğretmeni koyuyorsak
en zor durumdaki çocuklarımıza da okul öncesini önce vermemiz gerekiyor ki... Onu da yine mahallede vereceğiz. Onu da yine mahallede vereceğiz. Ama bu mahallede verirken de biraz da bence yani onun da altını çizmek lazım. Bu Diyanet'in bu işe girmesi toplum medenli, toplum temelli model olarak sunuluyor bize. Ama erken yaşlarda din eğitimi hassas bir konu. Kritik bir konu. Aslında tercihen bunların evde olması gerekiyor. Bunların okula taşınması noktasında bir uyarı işareti bırakayım. Sübyan mekteplerine informal olarak izin verildiği ile ilgili elimizde çok veri var. Bunlar merdiven altı okullardır. Sübyan Mektebi Türkiye'de yasal bir kurum değildir. Ama ne yazık ki pratikte uygulanan kurumlardır. Hani bu din eğitimi konusunda araştırmalar velilerin öncelikli ihtiyacının çocukların bilişsel ve aslında sosyal gelişimler olduğunu söylerken niye burada böyle bir ortam yaratılıyor? Bu ortamın kime faydası var? Bence bu önemli bir soru. Şimdi tabii din eğitimi dediğimiz zaman bu maalesef 21. yüzyılın Türkiye'sinde sanki cız bir konu, konuşulamaz. Ama gelin buna o pencereden, o gözlükle mutlak karşı ya da mutlak yandaş olarak değil de bir insanın zihinsel gelişimi açısından bakalım. Çünkü bilimsel yaklaşım din eğitimine ben karşıyım demeyi herhalde haklı kılmaz. Din eğitimi olmazsa olmaz demeyi de meşru kılmaz. Bir çocuğun zihinsel gelişimi açısından o soyutu verebileceğimiz yaş nedir? Şimdi soyut olarak soyut kavramların gelişmesi 6 yaşla birlikte bakın başlıyor. Yani okul öncesi eğitim dediğimiz bizim 3-6 yaş grubu. 3-6 yaş grubu yani ben ailelerin... Yani din eğitimi verilsin ama doğru yaşta verilsin. Evet şöyle bazı aileler din eğitimi aldırmak isteyebilirler çocuklarına. Yani her ailenin kendine göre bir inanç sistemi vardır. Her ailenin kendine göre bir sistemi vardır, düşüncesi vardır, yapısı vardır. Şimdi bu eğitim daha çok bu yaşa kadar, 6 yaşa kadar aile içinde verilmesi gereken bir eğitimdir. Yani aile kendi değerlerini ve pozitif yönden bakın, korkutarak değil. Pozitif yönden yavaş yavaş çocuğuna bu eğitimi verir. Çünkü neden? Somut kavramlarla donanımlıdır o çocuk. Soyut kavramları algılayamaz ve 6 yaşa kadarki çocukların korkuları vardır. Gerçek sanırlar. Yani siz eğer 3-6 yaş grubuna cinlerden, perilerden bahsetmeye başlarsanız ki biz bunu çok görüyoruz. Hatta ben gerçekten çocuğuna bu eğitimi aldırmak isteyen anne babalarla da konuştuğumda beni anlıyorlar ne demek istediğimi. Gerçekten anlıyorlar ve doğru gerçekten biz farklı bir şekilde davranmalıymışız diyorlar. Neden? Çünkü o çocuklar bunların gerçek olduğunu zannediyorlar. Çok korkuyorlar. O çağa özgü ciddi korkular geliştiriyorlar ve gece kabusları, uyku bozuklukları gibi ciddi ruhsal sorunlarla gelebiliyorlar bize. 3-6 yaş grubunda okul öncesi eğitim çocuğun bir motor becerilerini geliştirmeye dönük olmalıdır. Yani kalem kullanmayı öğrenmeli, el becerileri, ince motor becerilerini geliştirmeli, resim çizebilmeli, taşırmadan boyayabilmeli, oyun oynamalıdır. Oyunla birlikte yaratıcılığını ve hayal dünyasını geliştirmelidir. Çünkü o yaşta oyunla kendi kimliğini ve kişiliğini geliştirmeyi yani öğrenecek. Vakit kaybı değil. Oyun onun işidir. 3-6 yaş grubu çocuğunun oyun işidir. O doktorculuk oynar, ileriye dönük meslek hayallerini kurar. Annecilik oynar, anne olmayı, kadın kimliği, bir kız çocuğu kadın kimliğine dair özellikler alır. Babası gibi ayak üstüne atar, babasının yaptıklarını tıraş olmaya kalkar, oyunlarında baba olur. Yetişkin erkek olmaya doğru adımları atar. Çocuk oyun oynamalıdır. Çocuk oyun oynarsa gelişir. Ruhsal gelişimi de, zihinsel gelişimi de gelir. Yani 3-6 yaş bizim daha çok beceriye dayalı oyun oynayabileceği, belli zihinsel becerilerini geliştirmeye dönük ilerlemeleri çok katılıyorum. Yani 3 yaşında siz verdiğinizde kalemi şu çocuk tutmayı öğrenirse, ilkokula başladığında hiç gitmeyen çocuktan çok daha becerilidir bu çocuk. Zihinsel olarak kavramları daha çabuk öğrenir. Uzun, kısa, büyük, küçük, sıcak, soğuk, altında, üstünde. Bütün bu kavramlar zihinsel gelişim için gereklidir. Yani Ayşen Hocam. 6 yaşından sonra da bakın soyutlama becerisi,
Felsefi düşünme 13 yaşından sonra gelişiyor. Daha ağır. Ayşen Hocam, çok somut bir şey sorayım müsaade ederseniz. İyice açıklığa kavuşturmak için. Bir çocuğa zamanından önce çok soyut kavramları öğretmeye çalışırsak eğer, o çocuk belki çok başarılı bir mühendis olabilecekken bunun önünü kesmiş olur muyuz? Hayatını çok daha farklı yaşayabilecekken acaba ona zarar vermiş, aşağı çekmiş olur muyuz? Hayatını farklı bir şekilde yaşayabilecekken oraya önemli bir etkide bulunmuş olabiliriz. Engel çıkarmış İleride, olabiliriz. İleride mutlaka bunun bizi dinleyen kişilerin itirazları da olacaktır. Mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Biz bu eğitimleri erkenden verdik ve bizim çocuğumuz işte çok iyi bir fakülte kazandı, çok iyi de mühendis oldu. Daha iyisini olabilir. Çok iyi mühendis olacaktır belki ama yaratıcı bir mühendis olmayacaktır. Kurulmuş bir düzenin içinde çok iyi çalışan, amirlerinin sözünü çok iyi dinleyen, yani otoriteye uyum sağlayan, uygulayan icat eden olmayacak. Yeni bir fikir üreten olamayacak. Yalnız burada bir şeyin altını çizelim. Yani bu kadar keskin gene olmayalım. Tabii ki istisnalar vardır ama daha çok burada sayıda. Beyni biz daha sınırlıyoruz. Ve şunu lütfen ifade edelim. Çünkü cümlelerimizin yanlış yerlere çekilip anlamının dışında kesinlikle bu çok çok önemli istemiyorum. Bakın. Çok önemli. Hiçbir şekilde kişisel olarak burada kimse din eğitimine karşı değil. Tam aksine. Din eğitiminin ailelerin serbestisinde, ihtiyarında verilmesi teşvik edilir. Ancak bir insanın yaratılış mucizesini de kavrayabilmesi, onun daha bilimsel bilgiyle donatılmasıyla eş oranlı, doğru oranlı. Bilgisiz bir insan, kendini yetiştirmemiş bir insan, yaratanı, Tanrı'yı, yaratılışı da kavrayamaz. Doğanın mucizelerini de anlayamaz. Dolayısıyla her insana gelişimine uygun zamanda doğru eğitimin verilmesi lazım. Bu eğitimin sırasını değiştirdiğimiz zaman biz çocuklarımıza zarar veriyoruz. Bir de bakın şimdi bu eğitimlerde duyduğumuz, bizim gözlemlediğimiz şöyle bir şey oluyor. Her zaman bu eğitimleri veren kişiler pedagojik formasyonu olan, çocuk ruh sağlığı konusunda çocuğa eğitimci olarak nasıl yaklaşacağını bilen kişiler olmuyorlar. Ve kendi sistemleriyle bu çocuklara eğitim vermeye kalkıyorlar ve bu aslında ruhsal travma niteliğinde olabiliyor o yaş çocuklarında bu tarz bir eğitim. Yani siz dinle, inançla ilgili bir şey verecekseniz o yaş çocuğuna önce sevgiyi öğreteceksiniz. Önce Tanrı'yı sevmeyi öğreteceksiniz. Tanrı'nın hoşgörüsünü öğreteceksiniz. Cezalandırıcı yanına değil. Sizi nasıl cezalandıracağını ve insan değil. Sevgisini öğreteceksiniz. Evet, 3-6 yaş yaşındaki çocuk bu sevgiyi öğrenecek. Yani inancı da sevgiyle donatarak vereceksiniz ki korkutarak değil. Ama uygulamada baktığımız zaman bu tür bir takım yan etkiler de görebiliyoruz. Çünkü bizim eğitim sistemimizde bir ciddi sorunumuz daha var bakın. Bizim çok ciddi bir denetleme sistemimiz yok. Biz hiçbir eğitim kurumunu ciddi denetlemiyoruz. Yani belli yerler açılıyor. Santimini ölçüyoruz yani. Kapı santimini ölçüyoruz. Ama yani mesela bir yerde bir uzman varsa, mesela özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız var bizim. Farklı ve özel çocuklar bunlar. Özel eğitim merkezleri açıyoruz. O özel eğitim merkezlerindeki uzmanların yeterliklerini bir daha asla denetlemiyoruz. Milli eğitime bağlı kurumlar bunlar. Hiç bakmıyoruz onlara. Bunlar planlı yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Şimdi okuldan istendik davranışları, istendik okul sonuçlarla öncesi, ilgili bir somut veri olmayınca okulları neye göre denetleyeceksiniz? Kim denetleyecek? İşte. Ne isteyecek? Şimdi bununla ilgili yani bir hedefinizi koyacaksınız. Tabii ki bir hedef yok. Hedef hiçbir yerde yok. Hayır, bir hedef yok. Hiçbir yani bir misyon ve vizyon kelimesini okullara şimdi asmaya başladılar ama onlar sadece okulların girişindeki tabelalarda bulunuyor. Dönüt olarak alınma noktasında bunun somutlaştırıcı hiçbir tespiti yok.
bakanlık yapıyoruz gibi bir takım açıklamalarda bulunuyor ama bunun kaç yıldır bu süreç devam ediyor. Hiçbir şekilde ellerinde bunları somutlaştırıp tekleyen okullar, aksayan okullar ya da yeterince başarıya ulaşamamış okullar gibi pozitif anlamda oradakileri cezalandırmak anlamında değil, eksik yeri tamamlamak anlamında bir yapılandırma içerisine girmiyorlar. Yani doğru mu anlıyorum şunu diyorsunuz? Çocuklarımızı ne için eğittiğimizi önce çok iyi tespit edelim. Kesinlikle. Zaten sizin bahsettiğiniz ulusal uzlaşı burada lazım. Yani şimdi eğitim hiç unutmayalım. Bir yandan ekonomik bir tasarım, endüstriye insan yetiştirmek için. Ama bir yandan toplumsal bir tasarım, yurttaş yetiştirmek için. Yani yurttaşlık eğitimle inşa ediliyor. Birbiriyle de ilgisiz değil aslında. Değil. Hiç aksine. Şimdi beraber yaşayacağımız... Birbirini besliyor bu dediğiniz. Beraber yaşayacağımız yurttaşlarımızın nasıl ortak değerlere ve hayat felsefesine sahip olacağını, güce sahip olan diğerlerine sormadan tasarladığı sürece ortaya her zaman böyle bir hilkat garibesi çıkacak. Çünkü tutmayacaktı. Yani toplumun tamamı tarafından sahiplenmeyen bir eğitim ideolojisinin tutması da zor bu çağda artık. Ama onu yapacağım diye bütün gemiyi de su aldırıyorsunuz. O zaman biz iyi bir eğitim stratejisi, iyi bir eğitim siyaseti, milli bir eğitim siyasetini belirlemezsek, milleti birbirine bağlayan halkalar giderek açılmaya mı başlar? Bunu mu dediniz? Tabii yani biz barış içinde bu ülkede beraber nasıl yaşarız? Milliyetçiliği ve vatanseverliği artık ölmek ve öldürmek üzerinden değil de beraber mutlu olarak, huzur içinde üreterek, Nobel'ler alarak, işte sanayi devrimine girerek. Yani vatan milliyetçiliğini, yapıcı milliyetçiliği, Atatürk'ün tanımladığı milliyetçiliği nasıl hayata geçiririz? Yani bunu yapmak için, şimdi Türkiye'nin 60'tan sonra geçirdiği eğitim kanunlarının hiçbiri uzlaşıyla çıkmadı. Çoğu aslında bir zamana kadar askerlerin arkasından gelen iktidarlar tarafından çıkmış. Şimdi bu gölgeden, bu vesayetten kurtulmamız gerekiyor ama bir uçtan öbür uca gittiğimiz zaman başımıza gelenleri de gördük. Yani onun için bizim toplum olarak bir masanın etrafında oturup adaletin olduğu bir zeminde çocuklarımızın nasıl vatandaşlar olmasını istediğine de bakın, karakter şeyi değil yani, bu bir insan tipi değil. Ortak değerler. Bunu anlaştığımız zaman inanın bana hepimizin işi çok kolaylaşacak, çünkü çok büyük bir yükü atmış, geride bırakmış ve ileriye dönükte zaten yapılması gereken işleri beraber yapıyor olacağız. Ben ülkede Atatürk'ün muhtaç olduğun kudret damarlarındaki kanda mevcut diyor ya, muhtaç olduğumuz akıl ülkemizde mevcut. Var. Öğretmenlerimizde mevcut. Onu kullanıyor olmamız ve lazım. Adalet denince de ben tekrar sizlerin nezdinde Aladağ'daki yurt yangınında taraf olduğunuz, Türkiye Barolar Birliği'nin orada avukatlarının yetkilendirilerek takip ettiği için de Eğitim İş Sendikası'nın da orada zaten taraf olduğu ve davaya da dahil olduğu için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Neye bağlayacağım? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu yapmak noktasında olduğu konulardan biri de yurt sağlamaktır. Yani dağlık yerlerde yoksun ailelerimizin çocuklarına okuyabilme fırsatı içerisinde. Seyircilerimize hatırlatalım. Maalesef Aladağ'da devletin betonarme yurdu. İddialara göre sağlam olduğu halde, iddialara göre bilmiyorum, yıkılıp yerine yeni bir yurt binası da yapılmayıp çocuklar o özel yurt binasına taşınıp özel yurt binasında da maalesef çıra gibi yapıldılar. En son davayı bizzat izlediğim için bir bilgi de vereyim. İki bilirkişi raporu var birbiriyle çelişen. Tabii ki böyle durumlarda sizler daha iyi bilirsiniz. Üçüncü bir bilirkişi isteniyor oradaki durumu incelemek için ama ne yazık ki Aladağ davasını da takibe devam ediyoruz. Evet sayın seyirciler, maalesef süre doldu ama çok şey konuştuk. Özetini söyleyelim. Bizim yurttaş yetiştirmemiz lazım, iyi yurttaş yetiştirmemiz lazım, ortak değerlerde buluşmamız lazım ve Türkiye'yi dünyanın çağdaş ülkeleri, ileri ülkeleri neredeyse oraya taşıyacak nesiller yetiştirmemiz lazım. Hedefi olmalı. O hedefe ulaşacak bir yol var. İşte o yol milli eğitim siyaseti. O milli eğitim siyasetini partiler üstünde hep birlikte konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Ben önemli sonuçlar çıktığını düşünüyorum bu programdan. Çok değerli konuklarıma, konuklarımıza
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşamki sohbetimiz de kitap olarak en kısa zamanda yayınlanacak. Hepinize Türkiye Barolar Birliği'nden sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim.